Şu anda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Çığlık köyündeyiz. Köyün %80'i yerle bir olmuş durumda. Burada daha öncesinde de doğalgaz yokmuş. Şu anda elektrik yok, su yok. Zaten evler boşalmış durumda. Vatandaşlarımız burada araçlarda uyuyor. Ancak orada kendini güvende hissediyor. Soğuk bir yandan, eksikler bir yandan, bütün yük muhtarların üzerine binmiş durumda. Ne yazık ki yeteri kadar yardım ulaştırılamıyor. Ve şimdi yanımda burayla ilgili olarak bilgi verecek bir vatandaşımız var. Sayın vekilim, yardım, halktan gelen yardım geldi. Ne geldi? Ekmektir, battaniyedir. Biz burada devleti arıyoruz, biz yardım aramıyoruz. Evet. İlk gün, 5 gün biz buradaydık. Birisi devlet kurumu, birisi demedi ki yerin altında mısınız, üstünde misiniz? Yoksa muhtarımızın çapası var. Koşturuyor, sinir şey de var. Ama yardımımızı getiriyor. Yok. Ama biz devleti arıyoruz. Biz bekledik 1. 2. gün en azından biz bakan beklemiyoruz. Cumhurbaşkanı da bekliyor. Vali de bekliyor. En azından bir katibini gösterir. Yerin toprağın altında kimse var mı yok mu? Canlı hayvanlar vardı, öldü, telef oldu, ne oldu, kimin nesi, kimse burada sorur. Bizim şikayetimiz devletten, bizim şikayetimiz gelen yardımlarla değil. Evet, evet. Yardım. Şu anda çadır sayısı da çok yetersiz değil mi? Çadır arabalarda sayısı uyumuyor, yetersiz. Arabası olanlar. O ay, yani her şeye rağmen biz bunu kabulleniyoruz. Yani biz fazla da şey yapmıyoruz ama çadırımız eksik, battaniyemiz eksik. Bunu giderebiliyoruz. Komşular birbirine, muhtar da işte sağa sola çırpınıp duruyor. Bunu yapabiliyor. Ama biz devlette bir şey bekliyoruz. Evet. Bizim vergimizle giden herifleri de bekliyoruz. Abi biz şunu, kimse şunu sanmasın. Saray deyince padişahlık akla gelir. Biz cumhurbaşkanı köşkünde eğer bir cumhurbaşkanı oturmuş olsaydı en azından valisini, kaymakamını gönderir dedi. Toprağın altında kimse var mı? AFAD da yok herhalde. AFAD'ın kendisi AFET'e dönüştü ya değil mi? Şimdi AFET'e dönen bir yapı. Şimdi her şeyi Cumhurbaşkanı derse ki ben yapam. AFET'in işine de karışırsa, vatandaşın belediyelerin gönderdiği yardıma da AFET el koyuyorsa, ile benim adıma bu yardım gidiyor diyorsa bizim sorunumuz o. Aynen. Yoksa yardım bugün gelmez yarın gelir. Ben bugün ekmek yerim, yarın katığıyla yerim. Peynirimi, ekmek de yerim. Toprağın altını eşer biraz bulgurumu da çıkarır yerim. Evet. Ama bizim mühim olan buradaki sahipsiz olmamız. Evet. Neyse, bu zor günleri dayanışmayla aşacağız. İnşallah aydınlık şimdi yarınları. Danışmamız var, arkadaşlarla var, belediyelerimiz. Bizim köyde de işte olan depremde dolayı şu ana kadar devlet yetkililerinde daha biz kimseyi görmemiştik. 9. güne girdik. Evet. Sadece devletin bize verdiği bir yardım, 300 hanelik bir köyde 80 tane çadır gelmiş. O çadırlar da kar olduğu için çoğu da kurmuş ama içinde oturamıyor. Çünkü sobası yok, sadece çadırla iş bitmiyor. Bunun yatağı olacak, bunun battaniyesi olacak, bunun yeme içmesi olacak. Ha, yeme içme konularında devlette gene bir şey görmemişik. Yani devlet derken biz hükümeti kastediyoruz. Sivil toplum kuruluşları yardımları gönderiyorlar, erzak gönderiyorlar. Büyükşehir belediyelere erzak gönderdiler. CHP'li belediyeler. Tabii, özellikle evet. CHP'li belediyeler. Mesela ben kulların üstünde bazen görüyorum. İstanbul Büyükşehir diyor, İzmir Büyükşehir diyor, Muğla Büyükşehir diye kağıt üstüne yazılmış. Gönderdiler, Allah razı olsun. Yani sivil toplum kuruluşları gece gündüz demeden minibüslere, imkanlarıyla işte eve dolaşıyorlar. Özellikle mezralara onlar geliyor. Merkezi yerlerde nasıl olsa ulaşır diye. Yani devletten bir beklentimiz şu ana kadar gelmedi. Beklediklerimiz gelmedi. Evet. Bırak maddi yönü ya da eşya olarak daha hiçbir memurunu, daha bir kapıcısını, daha bu Çığlık köyünde görmedik. Göndermedi. Görmedik. Evet. Evet. Görmedik başkanım. Evet. Başkadan işte tekrar çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür. Sağ biz teşekkür ettik size. Ayağınıza sağlık gelin. Ne demek? Öncelikle çok geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Var olun. Evet. Evet. Nedir şimdi sizin durumunuz? Valla durumumuz çok kötü. Soğukta uyuyamıyoruz, oturamıyoruz. Evet. Çadırlar iyice yok değil. Yeterince yoktur. Evlerimiz yıkılmıştır. Evet, gelen yardımlar da belediye, büyükşehir belediye başkanlarından geliyor. CHP'li olan yalnız, Malatya'dan değil mi? Evet, CHP tarafından geliyor. Evet. Bizim evlerimiz yıkıldı, dışarıda kaldık. Bize yardım etmek için evlerimize yardım etsinler, evlerimiz olsun, sıcak küçük